Mutlu akşamlar. Kıbrıs Posası TV 17 Haber Bülteni ile karşınızdayız. İçte ve dünyadaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Lefkoşa bölgesinde bazı evleri su bastı. Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur Lefkoşa'yı yine felç etti. Biliyorsunuz dün de yağan yağmur yine Lefkoşa'da zor anların yaşanmasına sebep olmuştu. Bugün öğle saatlerinde yağan yağmur Lefkoşalılara zor saatler yaşattı. Bazı evleri sular basarken araçlarsa trafikte mağdur oldu. Lefkoşa Belediye Başkanı Kadri Fellahoğlu'nun bizzat yerinde incelediği baskında mahalle sakinleri sıkıntılarını Fellahoğlu'na aktardı. Mahalle sakinleri özellikle yağmurların devam etmesi endişesiyle Fellahoğlu'ndan yardım dileğinde bulundu. Fotoğraflarıyla bu haberde bugün Kıbrıs Posası'nda yer alıyor. Ve Çavuşoğlu Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la görüştü. İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugün Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs'ta yakın çalışma içinde olduklarını belirterek Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik yönden iyiye gitmesini istediklerini söyledi. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin durumunu aktardı. Diğer taraftan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada son dönemde elde ettiği başarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından çok önemli olduğunu belirterek ana vatanda ne varsa Kıbrıs'ta da olması gerektiği vizyonuyla çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik çok önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde standartların yükseltilmesi ve kalkınma yolculuğunda ana vatanımız kendi bütçesinden Kıbrıs Türk halkına büyük imkanlar sağlamaktadır dedi. Yakında okoloji eğitimde sınır ve mekan tanımıyor. Yakında okoloji eğitimde yeni teknolojilerin kullanımıyla öğrencilerine reform niteliğinde bir hizmet sunuyor. Eğitimde tabletli bir sisteme geçecek olan yakında okoloji bu yeniliği bugün düzenledikleri bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Yakında Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nde yer alan basın toplantısında yakında okoloji müdürü Işılay Arkan, öğretim üyeleri ve yakında üniversite mütevelli heyeti başkanı yardımcı doçent doktor İrfan Suat Günsel katıldı. İlk olarak toplantıda konuşan yakında okoloji müdürü Işılay Arkan, yakında okolojinin attığı bu adımın hem Kuzey Kıbrıs için hem de yakında okoloji öğrenciler için devrim niteliğinde bir adım olduğunu söyledi. Gerçekleşecek teknolojik değişikliklerle öğrencilere eğitim ve öğrenimine çok büyük katkılar yapılacağına değinen Arkan, müfredatta bir değişiklik olmayacağını, daha gelişmiş teknolojiyle eğitimin artık mekan ve zaman tanımayacağını söyledi. Basın toplantısında daha sonra yakında üniversitesi mütevelli heyeti başkanı yardımcı doçent doktor İrfan Suat Günsel, teknolojik gelişimin nasıl uygulanacağı konusunda detaylı bir bilgi verdi. Günsel artık gelişen teknoloji dünyasında öğrencilerin de her açıdan bundan yararlanması gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra konuşan Yakın Doğu Hastanesi'nden Profesör Doktor Nerin Bahçeciler ise öğrencilerin özellikle ergenlik döneminde taşıdıkları ağır çantaların daha sonra gelişimlerini etkileyebilecek bir durum olduğuna, Yakın Doğu Koleji'nin attığı bu adımla bu sağlık sorununun ortadan kalkacağına değindi. Basın toplantısında ayrıca Yakın Doğu Koleji öğretim görevlisi Hakan Tunceli ise teknolojinin nasıl kullanılacağına yönelik görsel bir sunum yaptı. Öte yandan yakında üniversite mütevelli eğitim başkanı yardımcı doçent doktor İrfan Suat Günsel ve yakında okoloji müdürü Işılar Arkansa Kıbrıs Postası mikrofonlarına konuşarak projeyi anlattı. Takip edebilirsiniz yine bu haberi de Kıbrıs Postası'ndan. Ve Taçoy ve Numan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği için aday oldu. Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Sekreterliği için adaylar başvurularını yapmaya başladı. Yarın biliyorsunuz genel sekreterlik seçimi olacak Ulusal Birlik Partisi'nde. Ulusal Birlik Partisi'nin Fuat Memsoy'dan boşalan genel sekreterlik koltuğu için başvurular yapılmaya başlandı. Hasan Taçoy ve Necdet Duman Fuat Memsoy'dan boşalan genel sekreterlik koltuğuna talip oldu. Öte yandan Ulusal Birlik Partisi içindeki muhalif grup gelişen durum karşısında toparlanarak Hasan Taçoy'un adaylıktan çekilmesi ve yeni tavır belirlemek konusunda değerlendirmelerde bulunuyor. Ve Kutlay Erk Cumhuriyetçi Türk Partisi cephesi. Kutlay Erk Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Kurultayı'nda tek aday ve Ferdi Sabit Soyer dedi. Kutlay Erk Ada TV'de yayınlanan Ada Haber'de Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Kurultayı'na tek adayla gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu programda tek adayla gidilmesi gerektiğini söyleyen Erk, Ferdi Sabit Soyer'in geçmişte ve geçmişe ve yaşananlara çok daha hakim olduğu için olaylara yaklaşımının daha da derinlemesine olduğunu söyledi. Erk kurultayla ilgili değerlendirmesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayına tek adayla gidilmesinin gerektiğini anlatarak tek aday olarak Ferdi Sabit Soyer'i de işaret etti. Ve dünya basını Tuzurmatu'da bombalı saldırı 17 kişi yaralandı. Tuzurmatu'da dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 5'i ağır 17 kişi yaralandı. Ve bir diğer haber, dünya haberi hem de ekonomi haberlerinden bir tanesi de tabii ki bu. Yunanistan eski para birimine dönme çabası içerisinde. Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da eski para birimi drahmiye dönülmesini savunan bir parti kuruldu.
Borç krizi nedeniyle ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan'da ülkenin Euro'dan önceki para birimi olan drahmiye dönülmesi gerektiğini savunan bir parti kuruldu. Drahmi, 5 yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi adı altında kurulan ve tüzüğü Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan partinin ambleminde madeni 5 drahminin resmi bulunuyor. Bu da dünya haberlerinden, dünya ekonomik haberlerinden bir tanesiydi. Rusya'dan Esad'a füze savunma sistemi, Esad rejiminin Rusya'nın elindeki en gelişmiş füze savunma sistemi S-300'ü satın almak için 2010'dan beri ödeme yaptığı öne sürüldü. İsrail Rusya'dan satışı durdurmasını istedi. Suriye'nin uluslararası toplumdaki en büyük destekçisi Rusya'yı devlet başkanı Beşar Esad'ı düşürmek için ikna etmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri iki müttefiğin silah alışverişi ihtimallerinden rahatsızlık duyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İsrail istihbaratı Kremlin yönetiminin Esad rejimine S-300 savunma sistemi satma planından haberdar oldu. Obama ile paylaşıldı bu durum. Rusya'nın envanterlerinde bulunan en modern füze savunma sistemi olan S-300'leri satma planıyla ilgili istihbarat Obama yönetimiyle de paylaşıldı. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi ise Suriye yönetiminin Moskova'dan 6 adet S-300 füze savunma sistemiyle 144 adet füze almak için anlaşmaya vardığını iddia ediyor. Yine bu haber ve dünya haberleri, diğer dünya haberleri de Kıbrıs Postası'nda yer alıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Şu saate kadar okuduğumuz haberlerin de birçoğu ve detayları yine Kıbrıs Postası'nda. Ve bugünün en çok okunan 5 haberi de var sırada. Bugün en çok okunanları arasında özellikle Kutlay Erkin yapmış olduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Kurultayı'na yönelik haberi bugünün en çok okunanları arasında. Deniz Kızı Otel'de misafirlere darp haberi yine en çok okunanlar arasında. Lefkoşa için 30 dakika yine yetti yağmur haberi. Ve Kasulidis bugün Kerry ile görüşecek haberleri de bugünün en çok okunan haberleri oldu. Gelişmeleri sizlere aktardık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.